Bu videoda alkolleri işleyeceğiz. Alkoller genel formülleri ROH olan moleküllerdir. Burada R harfi kullanıyoruz ve radikal anlamına geliyor. Ancak bunu serbest radikallerle karıştırmayalım. İkisi tamamen farklı şeyler. R burada fonksiyonel grup ya da karbon zinciri demek. Yani buradaki OH'a bağlı olan herhangi bir şey anlamına geliyor. Başka bir şeyi daha açıklığa kavuşturalım. Bu moleküle uyan her bileşik içilen madde değildir. Yani bunun alkollü içeceklerle bir ilgisi yok. İçilebilir alkol aslında etanoldür. Alkolün molekül formülü hemen yazalım. CH3CH2OH. İşte alkollü içeceklerde kullanılan bileşik bu. Bunun dışındakiler içilebilir türden değildir. Mesela metanol. Metanol içilirse ölüme veya körlüğe sebep olabilir. Evet. Alkollerin çok çeşitli tepkimelere girdiklerini biliyoruz. Mesela hidroksitler nükleofiliktir ve alkoller SN2 yer değiştirme tepkimeleri sonucu oluşur. Ama bu videoda molekülleri adlandırmak üzerinde durmak istiyorum. Burada her zamanki gibi önce en uzun karbon zincirini buluyoruz. 1 2 3 4 5 karbon var. O zaman pent olacak. Hiç çift bağımız yok. O zaman bu bir pentan. Tabii ki sadece pentan yazmayacağız. Çünkü molekülün alkol olması alkan olmasından bir nevi daha önceliklidir. O yüzden molekülün sonuna onun alkol olduğunu belirten bir ek koymalıyız. Bu eki koyunca pentanol olur. İşte bu bize molekülün alkol olduğunu gösteriyor. O aşı nereye bağlı olduğunu belirtmek için numaralandırmaya o en yakın yerden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu molekül bazen 2-pentanol olarak adlandırılabiliyor. Bu örnekte sadece 1-OH olduğundan 2'nin ona ait olduğu aşikar. Ancak çoğu kez daha belirgin olması için pentan-2-ol şeklinde de yazılabiliyor. Çoklu fonksiyonel gruplar olduğunda bu hali daha doğru. Böylece tam olarak bağlı oldukları yeri görebiliyoruz. Ama bunu söylemesi biraz zor. 2 pentanolü söylemekse gayet kolay. Şimdi şu aşağıdakini isimlendirelim. Burada garip şeyler var. Bir üçlü bağımız var. O halde bu bir alkin. Burada iki tane bromo grubu var ve alkol var. Alkol hepsinden öncelikli. O yüzden numaralandırmaya alkole en yakın yerden başlıyoruz. Karbon zincirinin bu ucundan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karbonumuz var. Bu bir oktin okt eki bize 8 karbonumuz olduğunu gösteriyor. Şimdi üçlü bağın yerini belirtelim. Üçlü bağ 5. karbona bağlı. Üçlü bağdaki karbonların her zaman daha düşük numaralısının yeri belirtilir. O halde bu molekül okt 5 in. Bu bize üçlü bağın nerede olduğunu gösteriyor. OH ise 4 numaralı karbona bağlı. O halde 4 ol. Burada ise 7 numaralı karbona bağlı 2 tane bromo grubu var. O zaman moleküle 7,7 dibromo okt 5 in 4 ol diyoruz. Biraz karışık yazdım ama okla göstereyim. Burası baş kısmı olacak. Evet. Gördüğünüz gibi biraz karışık bir örnek. Şimdi de buradaki yeşil örneğe bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon var. O halde hex olacak. Bütün bağlar tekli. O zaman heksan. Bu bir siklohexan. Ama tabii ki hidroksi grubu daha öncelikli. O zaman bu sikloheksanol. Tekrarlayalım. Bu buradaki OH'tan geliyor. Ayrıca bunu numaralandırmamıza gerek yok. Çünkü hangi karbona bağlı olursa olsun hep aynı olacak. Birden fazla OH grubumuz olsaydı o zaman numaralandırmayı düşünebilirdik. Şimdi şu örneğe bir bakalım. Karbon zincirimiz nerede? Burada 1 2 3 karbonumuz var. Birinci ve üçüncü karbonda hidroksi gruplarımız var. O zaman ismimiz propla başlayacak. Bu bir alkan. O halde buna 1,3 propandiol diyebiliriz. Propandiol. Burada diol olmasaydı molekül propanol olurdu. Yani aradaki di kalkardı. Bu gösterim hidroksil gruplarının bağlı olduğu birinci ve üçüncü karbonların yerlerini belirtiyor. Bu molekülü başka bir şekilde de isimlendirebiliriz propan 1,3 diol olarak da yazabiliriz. Yine unutmayın buradaki di eki bize moleküle bağlı iki tane hidroksi grubu olduğunu gösteriyor. Kısacası her iki şekilde de bu molekülü adlandırabiliriz.